Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz İnkılap Tarihi videolarımıza. Veci hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, sıradaki videomuzda neler var? Evet, sıradaki videomuzda şu güne kadar arkadaşlar Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden bahsettik. Sağlık, ekonomi, eğitim, kültür, toplumsal her anlamda yaptığı yeniliklerden bahsettik. Ama bunları yaparken Atatürk'ün bağlı olduğu bir sistem var. Yani bir düşünce sistemi var. Atatürkçü düşünce sistemi var. Bu videomuzda da Atatürkçülük nedir? Atatürkçü düşüncenin amaçları nelerdir? Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel unsurlar nelerdir? Bunlara bir göz atacağız. Evet, hızla gelişen Türkiye. Bir milli mücadelemiz vardı, yani Kurtuluş Savaşı sürecimiz vardı. Dolayısıyla bununla birlikte tüm Türkiye aslında hızla bir yenileşme ve gelişmeye ayak uydurdu. Hızla yenileşmeye başladı ve Mustafa Kemal de bu yenileşmenin devamlı olmasını istiyor. Ve bunun için de zaten kendisi de gerekli birçok yenilik yapmıştı. Ve bunu da halkı da bu yenilikleri adapte ettiğini biliyoruz. Türk İnkılabı zaten yakın tarihin en önemli inkılabıdır, dönüşümüdür. Atatürk buna bu devamlılığa nasıl bir vurgu yapmıştı? Türk, öğün, çalış, güven. Yani diyor ki hem çalışacaksın hem öğüneceksin ve güven, kendine güven ve bu şekilde devam et diyor. Çünkü senin diyor zaten temelinde bunlar var. Bağımsızlığını kazanmak var. Her zaman çalış, dik dur ve kendine, ülkene güven. Evet. Mustafa Kemal'in yine sözlerine yer veriyoruz arkadaşlar. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önem veriyor. Çünkü Cumhuriyet bir hem fikirdir hem de aslında çok büyük bir devrimdir. Çünkü zaten toplum üzerinde belli toplumun alıştığı bir kültür vardı. Saltanat kültürü vardı, değil mi arkadaşlar? Monark bir yapı vardı. Bu monark yapıyı yıkıp yerine yepyeni, modern, çağdaş bir rejim getirmek oldukça zor bir iş. Dolayısıyla Türk kahramanlığı ve yüksek kültürünü de ancak Türkiye Cumhuriyeti ile biz daha perçinleştiğini görüyoruz. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Yine bizden bahsetmiş Mustafa Kemal. Yani daha çok kendimize olan güvenimizin artması için bize gerekli motivasyonu sağlamaya çalışmış. Kesinlikle. Hem motivasyon sağlıyor. Aslında Mustafa Kemal Türk milletine çok da büyük bir sorumluluk altına da alıyor. Aynı zamanda kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Hem güvendiğini gösteriyor hem de çok büyük sorumluluk altına sokuyor şu an. Çünkü ne diyor biliyor musunuz? Türk milleti çalışkandır, zekidir diyor. Şimdi gel de çalışkan olma. Yani evet, çalışmamız gerekiyor. Gel de Mustafa Kemal'in yaptıklarının üstüne koymadan geçme. Olmaz işte arkadaşlar. Biz bizden öncekileri geçmek zorundayız. Gelişme budur. Çağdaşlaşma budur zaten. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Yani gelişmiş medeniyetlerin üstüne çıkaracağız diyor. Zaten milli kültüre ne kadar destek ve önem verdiğini biz diğer videolarımızda da bahsetmiştik, biliyoruz. Peki Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük aslında temeli akılcılık ve bilim olan, her şeyi bunun öncülüğünde gerçekleştiren bir sistem. Yani Mustafa Kemal'in siyasi, ekonomik, toplumsal alanlardaki tüm uygulamaları akılcılık ve bilim üzerine temellendirilmiş, oldukça gerçekçi bir uygulamalar bütünüdür Atatürkçülük arkadaşlar. Yani Atatürkçülükten kasıt nedir? Atatürk ilkelerini geliştirmek ve yaşatmak desek de akılcılık ve bilimi baz alıp bu ilkeler ışığında yol almaktır. Atatürkçü düşüncenin amaçlarına bakıyorum. Tam bağımsızlığı sağlamak. Her anlamda tam bağımsız olacağız. Ekonomi, ondan sonra gerek ekonomi anlamda, gerek toplumsal anlamda, gerek siyasi anlamda, her anlamda bağımsızlığı, tüm dünya üzerinde tam bağımsızlığı sağlamak olacak. Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devlet öngörmek. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması, sürdürülmesi. Bu anlamda zaten Türk tarihi ve kültürüne çok önem veriyor Mustafa Kemal. Tarihi kültürü geliştirmek gerektiğini ve bunun tüm halkın bilmesi gerektiğine çok önem veriyor. Yurtta ve dünyada barışın sağlanması. Bakın, barış Mustafa Kemal aslında yaptığı tüm işlerde, hatta savaşlarda bile ele aldığı konu barıştır. Barışın ne kadar elzem ve hayati olduğunu bilir ve bunu zaten uygulamalarında ve söylemlerinde de çok sıkça görürüz. Yurtta sulh, dünyada sulh. Evet, sulh, barış demek bu arada. Düşüncenin akla ve bilime dayandırılması, akıl ve bilimi esas alan bir tarzı vardır Atatürkçü düşüncenin.
düşünce sisteminin gelişmeye açıktır, dinamiktir. Yani çağdaşlık, inkılapçılık ilkesinden de zaten bunu anlıyoruz. Demokratiktir. Halkçılıkla zaten eşitliği temel alması bunu görüyoruz. Statükocu ve dogmatik değildir. Baskıcı değildir asla. Ya da işte bu eskimeye yüz tutmuş kurumların dediği gibi hareket etmez. Gericiliğe karşı tamamıyla yenileşmeye, ilerlemeye ve dinamizme oldukça açık bir sistemdir Atatürkçü düşünce. İnsan haklarına da oldukça saygılı olarak atfediyoruz. Peki, son olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel unsurlara bakacağım. Nedir bunlar? Milli tarih bilinci. Bakın yine millilik var. Tarih, milli dil bilinci. Aynı zamanda tarih ve dil neydi? Geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacağınız üzere kültürü oluşturan yapı taşlarından ilk ikisiydi değil mi? Tarih ve dil. Mustafa Kemal de zaten ilke ve inkılaplarını oluştururken bu ilkeler doğrultusunda, bu düsturlar doğrultusunda ilerliyor. Vatan ve millet sevgisi. Zaten Kurtuluş Savaşı'nı yapması onun ne kadar vatansever biri olduğunu da anlayabiliriz. Egemenliğin millete ait olması, milli kültürün geliştirilmesi, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık ve özgürlük ve Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak. Yani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı temel unsur olarak alıyor Atatürk ilke ve inkılapları arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda da genel olarak bir hem Atatürkçülük düşünce sistemine bir baktık hem de ilke ve inkılaplarını oluşturan temel unsurlara göz attık arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.